tedaviden sonra tekrarlayabilen bir hastalıktır. Tüm çocukluk çağı lösemilerini bir kefeye koyarsak, bir torbada incelersek, tüm çocukluk çağı lösemilerinin %75'ini miyeloidler ve lenfoidler bir araya koyduğumuzda tedavi edebiliyoruz. Ve tam remisyona sokup kür elde edebiliyoruz. Ama yine de bir %25 açıkta kalıyor. Bu demek ki bu hastaların bir kısmı tekrarlayabiliyorlar. Tekrarlamak eğer erken dönemde olmuş ve tedavi sırasında meydana gelmişse, o zaman tabii ki prognozumuz daha riskli ve kötü oluyor. Ama uzun zaman sonra tekrarlamış, tedavinin sonunda bittikten sonra veya tedaviden birkaç yıl sonra tekrarlamışsa, o zaman hastanın tekrar sağaltılması, remisyona sokulması ve iyileştirilmesi daha olası. Ama tekrarlayabilir. İlk 5 yıl biz hastaları çok yakın izliyoruz. İlk yıl ayda bir, ikinci yıl 3 ayda bir, daha sonra 6 ayda bir sürekli yakın poliklinik kontrolleriyle, kan sayımlarıyla takip ediyoruz. Daha sonra, tabii 5 yıldan sonra bu olasılık giderek düşüyor ama 10 yıl sonra bile tekrarlayan hastalar olabiliyor, az da olsa. Onun için dikkatle takip edilmesi gereken, tedavi sonrasında da yakın ilgi gerektiren bir hastalıktır lösemi.